Bizler hakikatin ortaya çıkarılması ve katledilen Nezir Tekçi için adalet haklı bir eylemin gösterge biçimiydi. Dolayısıyla dünyada bu kadar çok ses getiren bir eylemin sadece ve sadece biz belki de Kürdistan'daki yani bu eylemden sorumlu olan kişilerdik. Dolayısıyla burada hak arayan, hak savunuculuğu yapmaya çalışan insanlardık. Kürdistan'da katledilen onca insanın ya da faili meçhul olarak adlandıranların akıbetini sormak sadece hak savunucuların değil, bu bölgedeki tüm halkın aslında sorumluluğunda olan bir durumdur. Fakat 2016 öz yönetim süreçlerinden sonra başlatılan eylem ve etkinlik yasakları insanların iradesini kırdırmaya ve insanların sokağa çıkmaya, insanların hak arama, özgür düşüncelerini ifade etme eylemlerini tamamen ortadan kaldırmış ve insanlara aslında kendi alanlarında da bir hapse sürüklemiştir. Galatasaray Meydanı'nda devam eden bir haklı bir mücadelenin aslında bir bayrağı vardı ve bu bayrak Kürdistan'ın her yerinde zaten devam ediyordu. Biz o ruhu, o mücadeleyi o kadar derinden hissettik ki burada artık şartlar ne olursa olsun yaşanan bu katliamlara dur demek için ve daha sonralarında aynı şeyleri yaşamamak için aslında tekrardan bu mücadele pratiğini burada devam ettirmek istedik. Dolayısıyla 99. haftamızdan sonra 100. haftamızla birlikte Aralık sonunda yani 2023'ün sonunda başlayarak şu ana kadar da devam ettiriyoruz. Şu anda da zaten 110. haftamızı gerçekleştirdik. Neden bunu yapıyoruz ve neden bunu yapmaya devam edeceğiz diye sormamız gerekiyor aslında. Ya da hangi güç bizi burada tutuyor? Bugün Türkiye politikasında ya da yaşanan bu politik süreçlerde kaybedilenler, akıbeti sorulamayan insanların acısını sadece yaşayanlar maalesef bu coğrafyadaki insanlar oldu ve bunların aileleri, yakınları oldu. Tabii ki de devlet ne kadar bundan sorumlu olsa da o sorumluluğunu öteleyerek bütün o sorumluluğu aslında bu halkın kendisine ve burada yaşanan bu politik kargaşayı yıkmaya çalışsa da biz buna direndik ve buna direndiğimizi de özellikle yakınları kaybedilen ailelerle bir araya gelerek ve onlarla birlikte bu mücadeleyi devam ettirmek istediğimizi talep ederek başladık aslında. Bence bir ülke olarak düşünüp özellikle Türkiye siyasi tarihi kendi içerisinde bunun utancını yaşamalı. Bu kadar aileye karşı yapmış olduğu bu sorumsuzluğun bedelini en azından faillerini ortaya çıkartarak bunları yargılamalı ve bir yaptırım uygulamalı. Fakat biz de çok iyi biliyoruz ki bugün bu yaşananların bu katliamı işleyen kişilerin de aynı şekilde bu işbirlikçi insanların içerisinde olduğunu ve bunların da kendi menfaatleri uğruna kendi kolluk kuvvetinden tutun, kendi tüm birimlerini korumaya çalıştığını da çok iyi biliyoruz. Yani evet 2016'da bizleri yıldırmaya çalıştılar. Bu bir hak arayışıdır. Burada katledilen insanların annelerine verdiğimiz, ailelerine verdiğimiz sözlerdir. Onları ayakta tuttuğumuz o umutlardır belki de. Onların her bir gözyaşının bedeli bu ülkede sorulacak ve sorulmaya da değer. Biz kayıplarımızdan asla vazgeçmedik. Akıbetlerini çok iyi biliyoruz. Onları kimlerin katlettiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla da bu süreçten sonra sesimizi bangır bangır sokaklarda bağıra bağıra, direne direne de yapılanları anlatmaya devam edeceğiz. Tek bir çözüm yolu var. Ya faili meçhullerimizin katilleri ortaya çıkarılacak ve bunu yapanlar cezalandırılacak. Bununla birlikte de ailelerimize bu kişilerin bedenleri teslim edilecek. En azından bu insanların çocuklarının mezarına gidebilecek bir alan, yani çocuklarını görebilecek ya da onlara bir dua edebilecek bir alan bırakmalıydı. Biz bu haklı mücadeleden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden de diyoruz ki katiller bulunsun. Faili meçhullerin failleri yargılansın ve bize bedenlerimiz teslim edilsin.